DEİK bundan 34 yıl önce merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın Amerika Birleşik Devletleri ile önce silah ambargosunu sonra askeri yardımları tartıştığımız bir süreçte ben daha fazla yardım değil, daha fazla ticaret istiyorum iradesiyle kurulmuş. Bundan 5 yıl öncesinde de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çizdiği yeni vizyon ile dünyanın dört bir tarafına yayılmış 146 iş konseyi ile ticari diplomasi mottosuyla Ticaret Bakanlığımızın destek ve koordinasyonunda faaliyet gösteren bir iş platformu. Uganda'dan Ukrayna'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye, Japonya'dan Sri Lanka'ya, Fil Dişi sahilinden Yeni Zelanda'ya kadar aklınıza gelebilen ticaret yapılan ülkelerin neredeyse hepsini kapsayan gerçekten çok güzel bir iş ağı. DEİK insanlara bir iş platformu sağlar ama bunu sadece yurt içinde sağlamaz. Tüm dünyaya yayılmış olarak sağlar, bir de bir özelliğiyle sağlar. Türk Devleti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ya da bakanlarımızın eğer bir yurt dışı seyahati varsa, bu seyahatte de iş insanları katılıyorsa, buraya ait tüm altyapı, tüm organizasyon, yapılması gereken neler varsa, karşılıklı görüşmelerin organize edilmesi ve gündemi dahil olmak üzere DEİK bunu gerçekleştirir. Aynı şekilde yurt dışından resmi heyetlerin yanında gelen iş insanları varsa o iş insanlarının Türkiye'de yapacağı karşılıklı görüşmelerin tümü de DEİK'in altyapısı içerisinde bizim tarafımızdan gerçekleştirilir. Elbette sadece bunları yapmıyoruz. 146 İş Konseyi'nin bunun dışında kalan süreler içerisinde de seyahatleri, yatırımlarla ilgili araştırmaları, görüşmeleri, bütün bunlar bu güzel çatının, bu güzel ailenin içerisinde gerçekleştirilir. DEİK üye olmak için öncelikle iş insanı olmak gerekiyor. Devamında sadece yurt içinde değil ama yurt dışında da faaliyet göstermeyi hedeflerinin içerisine almak gerekiyor. Eğer bu ikisine sahipseniz sonra DEİK üyesi iki tane de referans istiyoruz bizim sizin kim olduğunuzu tanıyabilmek için. Bunu yapmanız bizim açımızdan DEİK'e üyelik için yeterlidir. Çok uzunca bir sürecimiz de yok. Başvuru tarihinizden sonra ortalama bir ay içerisinde bu güzel aileye katılabilirsiniz. Bugünün dünyasında bilgi ve network en değerli varlıklardan bir tanesi. DEİK nedir diye baktığımızda Türkiye'nin dış ticaretinin neredeyse %100'ünü kapsayan 146 iş konseyini içine barındıran çok önemli bir network. DEİK'e üye olmak bizim o ailemize girmek kanalıyla sadece buradaki yurt içinde faaliyet gösteren firmaların değil, yurt dışında muhataplarımızın da dahil olduğu network'e sizin dahil olmanızı sağlar. Ben kimim? Ben senin gücünü dünyaya taşıyan iş platformuyum. Ben 146 iş konseyimle emeğinin dünyaya açılan penceresiyim. Çünkü benim işim ticari diplomasi. Ben seninle güçlüyüm, seninle birlikte bizim. Hadi gücüne güç katmak ve dünyaya açılmana destek olmak için seni bekliyorum. www.deik.org.tr Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dünya Türk İş Konseyi'ne gerçekten çok önem veriyoruz. Hem ülkemizin ekonomik çıkarlarının korunması, hem ülkemizin pozitif algısının güçlendirilmesi açısından son derece önemli ve stratejik bir mekanizma olarak görüyoruz. Ne DEİK'in ne de DİDİK'in yapısında bir takım ayrımlar yok. Ne takım ayrımlar yok? Siyasi görüşüne bakmıyoruz, etnik kimliğine bakmıyoruz, yaşantısına bakmıyoruz. Baktığımız bir tane konu var. Ya bu güzel ülkeyle kavgası dövüşü olmayan, seven insanlar varsa biz bu çerçeve içerisinde onlarla beraberiz diyoruz. Bu da bizim bir başka olmazsa olmazlarımızın içerisinde. Öğrenci sayısı ve yaygınlık bakımından 1700 civarında çalışan personelimiz var. Hani iş alemi üzerine konuşursak yatırımcı mıyız? Evet, biz de yatırımcı sayılırız. 1700 personelimiz var.
Pakistan'daki 10 farklı şehirde okullarımız var. Bu okulları devraldık. 27 farklı kampüs var. Okul müdürlüğü bazında 77 okul müdürlüğümüz var. 12.500 civarında öğrencimiz var. DEİK'le bir protokolümüz var. Yurt dışındaki bütün ortak faaliyetlerimizde birbirimize haberdar ediyoruz. Aynı şekilde Türkiye'deki diğer iş kuruluşlarıyla da, işveren kuruluşları da yakın birliği halindeyiz. Rahmet Turgut Özal zamanında 1992'de Türkiye Uluslararası Öğrencilere burs vermeye başlıyor. Devlet bursu olarak. Yaşıyoruz. Önceden de veriliyor hükümet bursu. Evet, ama üniversitenin anlaşmaları ve ülkelerle anlaşmalar bazında. Ama 92'de büyük burs projesi adı altında ilk defa kurumsallaştırılıyor. 2011 yılından beri de bizim kurumumuz tarafından veriliyor. Biz her sene internet üzerinden 150 bine yakın başvuru alıyoruz. En fazla başvuru aldığımız ülkelerin başında Afganistan geliyor. Pakistan da ikinci sırada. Pakistan'dan her sene 10 bine yakın bir başvurumuz var. 7-8 bin civarı. Bütün dostlarımıza sesleniyorum. İkinci evinize hoş geldiniz. Türk heyetinin büyük bir kısmıyla görüşme imkanım oldu ve son derece yapıcı müzakerelerde bulunuldu. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Başbakan İmran Khan'ı iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde iş insanlarımıza her daim verdikleri destekler için huzurlarınızda şükranlarımı arz etmek isterim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'nın bugün Pakistan Meclisi'ne konuşmasından sonra şunu söyleyeyim. Pakistan'daki bir sonraki seçimi kesinlikle kazanacaktır kendisi. Hükümetimiz her şeyi yapacaktır. Mevcut ticari ilişkilerimizi Türkiye ile olan ilerletmek adına. Misafirperverlikleri için Pakistan makamlarına ve tüm Pakistan halkına şahsım, heyetim adına şükranlarımı sunuyorum. DEİK'e ve Pakistanlı muhataplarına her iki ülkenin iş dünyasından böylesine mümtaz bir topluluğu buluşturdukları için ayrıca teşekkür ediyorum. İkili ticaretimizi önce süratle 1 milyar doların üzerine çıkarmalı, sonrasında ise 5 milyar dolar hedefimize taşımalıyız. Pakistan, Türkiye dosti zindabad. Kıldığında bir taraftan vergi ötelemeleri, diğer taraftan finans sektöründeki desteklerle ilerlerken örnek olarak yine çek senet uygulamasının yurt içinde çok ağırlıklı olduğunu biliyoruz. Onlara yönelik yapmış olduğumuz talebi de düzenlemelerin içine aldı. Demek ki doğru çözümleri istediğimizde doğru sonuca geçebiliyoruz. Şimdi değerli büyükelçilerimizden elbette bakıldığında sürecin yönetimi çıkaracağımız dersler konusunu konuşacağımızı söyledik. Ben izninizle ilk olarak olay Çin'den başladığı için Sayın Eminönen Pekin Büyükelçimizle başlamak istiyorum. Süreci çünkü hep önden yaşadı Sayın Büyükelçim. Bu avantaj mıdır, dezavantaj mıdır kısmı başka ama önden yaşamanın da kendine göre farklılıkları var. Bugün itibariyle süreç atlatıldı ya da atlatılmadı, yeniden başladı gibi şeylerden ifade ediliyor. Temelinde neler yapıldı? Karantinaya ilişkin farklı uygulamalar var. Özellikle bizim iş dünyasını ilgilendiren kursuslarla ilgili Sayın Büyükelçim görüşlerinizi almak isteriz. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. İyi günler. Alo. Bir konuşabilir miyim? Tamam mı? Sesim geliyor mu? Beni duyabiliyor musunuz? Evet.
Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok değerli başkanımıza, çok kıymetli büyükelçilerime ve bizleri dinleyen tüm katılımcılara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Pekin'den sizlere hayırlı günler, bize iyi akşamlar. Öncelikle tabii burada iki büyükelçimiz daha var. O iki büyükelçimizden aslında bahsetmek istiyorum. Çünkü onlar Çin uzmanı esasında. Şu an Çin konusu çok kıymetli bir hale geldi. Çünkü Sayın Ersin Elçin Kore'ye gitmeden önce genel müdürümüzdü Asya Pasifik'te ve bütün Çin konuları ondan soruluyordu. 1971'de başlayan Türk-Çin ilişkileri, diplomatik anlamda başlayan Çin ilişkileri 71'den bu yana, yani önümüzdeki 50 yıl olacak. Bu 50 yıl boyunca en uzun büyükelçilik yapmış Murat Salim Esenli. Ben onların yanında konuşmaktan biraz zorlanacağım kesin ama şu an süreç anlamında da burada yaşadıklarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben her zaman şunu söylüyorum. Gerek iş adamlarına, gerek siyaset dünyasına, yani her kesimden Çin'le alakalı algılarda ilk önce burayı doğru anlamamız gerekiyor. Burayı doğru yansıtmamız gerekiyor. Çin dendiği zaman ilk önce bence bir ülke değil, bir kıta olarak anlaşılmalı. Kıta olarak anlaşıldıktan sonra eyaletlere ülke büyüklüğünde bakmak lazım. Mesela biz şimdi Hubei eyaletinden bahsediyoruz. Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde çıkan bu sorundan bahsediyoruz. Hubei eyaleti dediğiniz 60 milyon nüfusa sahip. Wuhan şehri dediğiniz etrafıyla beraber 15 milyonun üzerinde bir şehir. Ve ekonomik büyüklüğüne baktığınız zaman ekonomik büyüklüğü 600 milyar dolar 2019 verileri. Yani G20 ülkelerinden sonra eğer ülke olarak sayarsak Wuhan'ı, Hubei eyaletini 21. ülke dünyada. Arjantin'den, Belçika'dan, Güney Afrika'dan, İran'dan daha büyük bir ülkeden bahsediyoruz esasında. O yüzden hem ticari anlamda bunu öyle anlamamız lazım. Çünkü Çin ekonomisinde %4'ü Wuhan'da. Böyle baktığımız zaman alınan şartları ve alınan tedbirleri de, karantina tedbirlerini de doğru anlarız o zaman. Şimdi sadece Çin olarak değil, bazen Türkiye'den duyuyorum. Sorular geliyor, tartışma programlarında takip ediyorum. Çin'de nasıl yayılmadı diye. Şimdi burayı bir ülke olarak kabul edin. Wuhan'ı, Hubei'yi. Ülkeyi dakika bir, gol bir noktasında kapattılar. Sokağa çıkma yasağı, her tarafını indirdiler. Hiçbir şekilde dışarı çıkış, giriş olmadı. Yani böyle ne yaptı? Böylece yani hiçbir şekilde dışarıya bütün bağlantıları kestikten sonra gerek şehir içi otobüs, gerek tren, gerek uçak, her şeyi bir anda kapattılar. Şimdi birçok soru da sorulmuş esasında. Vaktimiz de çok dar. Hem o soruları da bir noktada cevap vermiş olacağım şu ilk girişte anlattıklarımla. Hem de sunumumuza devam etmiş olacağız. Buradaki tecrübe paylaşımı devam etmiş olacağız. Oradaki sorulardan bir tanesi de Çin bunu nasıl kontrol altına aldığını sormuşlardı daha çok. Birincisi çok ciddi tedbirler aldılar. Devletin aldığı bütün tedbirlere asıl kritik nokta şu, bütün Çinliler riayet etti. Şimdi bu işin başlangıç noktasında hatalar da var, yapılanlar da var. Hata olarak adlandırabileceğimiz konu esasında Wuhan'da bu iş başladığı sırada, bu da yeni bir virüs olduğu için bence şu an onun ne olduğunu karar veremediler ve ilk etapta işte süreci doğru yönetemediklerini gördük. Yani ilk de bunun bir virüs, bunun bir salgın olacağını karar veremediler. Daha doğrusu anlayamadılar bence. Daha sonra anlar anlamaz da çok ciddi tedbirler uyguladılar. O tedbirler bütün Çin genelinde zaten eyalet eyalet hangi yerde ne kadar çıktı vaka diye hepsini paylaştılar. İkinci hata benim şahsi kanaatim. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarıydı. Dünya Sağlık Örgütü bu işe birazcık geriden gelerek takip etti. Mesela ilk açıklamalarından bir tanesinde dünyada kriz olarak başlama noktasında Çin'de zaten kriz olarak adlandırılmıştı. Çünkü ilk vaka Wuhan'da 13 Aralık. Çin'in Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdiği tarih 31 Aralık. Ondan sonraki Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir açıklamada bunun bir pandemi olarak görülmediğini, hatta iyi hatırlıyorum, travel ve trade, yani seyahat ve ticarete bir engel taşımadığını söyledi. Aslında bu Çin'in yaptığı bir uygulamayla, yaptığı bir tedbirle de çelişmiş oldu. Çünkü bu iş tamamen zaten seyahatten kaynaklanan sıkıntılarla yayılıyor. Bence Dünya Sağlık Örgütü ilk sıkıntıyı, ilk yaptığı açıklamada bu sıkıntıyla karşılaştı. Çünkü zaten Çin içindeki seyahatleri minimuma indirmişti bu süreçte.
Yani bu Çin Hubei'yi tamamen kapattı. Diğer ülkenin diğer taraflarında da yavaş yavaş azalttı. Çünkü bu işin yayılma zamanı talihsiz bir zamana denk geldi. Çin'de yeni yıl, bahar bayramı vardı. Ve bahar bayramı demek Çin'de, sayın büyükelçilerim çok iyi bilirler, 500 milyon insanın 3 milyar seyahat yapması anlamına geliyordu. Yani bu adeta bir saatli bomba etkisi yarattı. O yüzden de bu insanlar seyahate gittikten sonra salgının bu şekilde yayılması, çünkü bu süreçte sadece Çin içinde seyahat değil, yurt dışına da çok fazla seyahat vardı. O yüzden ben Dünya Sağlık Örgütü'nün bu kararını yanlış olduğunu düşündüm. Daha sonra 14 Ocak'ta başka bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü dedi ki, insandan insana bulaşmadığını düşünüyoruz gibi böyle muğlak ifadeler kullanarak bir paylaşımda bulundu. Yani benim kanaatim Dünya Sağlık Örgütü bunu iyi yönetemedi. Daha sonra bunun tabii hepimiz takip ediyoruz, pandemi haline geldi. Avrupa yeni merkez haline geldi. Ve bu merkez olduktan sonra da Çin'de iki defa ibre değişti. Nedir o iki ibre? Birincisi, herkes dünyadan Çin'e olan uçuş yasaklarını başlattı. Çin çok kaygılı, çok salgını işte bütün ülkede yayılmaya başlandı. Ondan sonra tedbirleri aldıkça burası güvenli hale geliyor gibi gözükmeye başladı. Doğru. Bir haftadır Çin'den kaynaklanan herhangi bir vaka yok. Gelen vakalar, oluşan vakalar, ithal vakalar. Yani gene %90 kendi vatandaşı, dünyadan kendi vatandaşına getirdiği onlardan çıkıyor. Bu noktada Çin bu ibreyi kendi tarafına döndürmüş oldu. Çünkü bu sefer kendisi artık dünyadan yabancı vatandaş almamaya başladı ve kapılarını kapattı. Diğer bir noktada ekonomiyle alakalı ibre. İlk önce tabii ilk Ocak, Şubat aylarında biliyorsunuz siparişleri zaten yapamadılar. Yani dünyadan aldıkları siparişleri üretim durduğu için herhangi bir şekilde yerine ulaştıramadılar. Şimdi ulaştıramadıkları için ciddi bir darboğaza girdi. Şu an birçok uluslararası derecelendirme kuruluşlarından da takip ediyoruz. İlk çeyreği Çin'de %-4 ile -10 arasında tahmin ediyorlar. Şimdi böyle olunca ciddi bir küçülme var zaten, ciddi bir daralma var. Ama onun da ötesinde ibre şimdi bu sefer de Çin yavaş yavaş üretimine başlıyor. Üretimini yavaş yavaş tekrardan %80-%90'lara çıkardı. Bunun detaylarını da verebilirim. Tarımda %95'e kadar insanlar iş başına geldi. Parakende sektöründe tedarik zincirlerinde %80'e kadar geldi. Market tarzı alışveriş yapılacak yerlerde %60'ın üzerine çıktı çalışma verim alınması. Ama şimdi ne oldu? Bu sefer de Çin ürettiği malı alacak kimse bulamıyor. Çin alacağı mallara bu sefer müşterisi kalmadı. Çünkü Avrupa bütün siparişlerini iptal etti. Amerika bütün siparişlerini iptal etti. Bu sefer Çin neyle karşı karşıya kaldı? Elindeki malları satacak kimse bulamadığı için, yani küçük, orta, hatta zaman zaman bazı büyük ölçekli şirketler bile şimdi iflasla karşı karşıya oldu. Şimdi bu durumu bizim çok çok iyi yönetmemiz lazım. Ben aynı zamanda bir iş adamı kimliğiyle de bunu söylemek istiyorum. Bizim buradan ne gibi fırsatlar var onu bakmamız lazım. Mesela bir örnek vereyim. Tarım alanında biz 2018 yılına göre yaptığımız çalışmalarla Çin'e olan ihracatımızı 2019'da 100 milyon dolar arttırdık. Yani tarım alanı bizim için çok verimli bir alan, çok değerli bir alan ve biz bunu 2020 yılında, tabii böyle bir virüs yokken konuştuklarımız, bunu bir o kadar daha arttırmaktan geçiyordu. İnşallah buna muvaffak oluruz. Ama tabii burada hani o dediğimiz fırsatlara bakmak lazım. Sanırım Nail Bey, sesiniz bir geldi gitti ama sanırım şey dediniz, hizmet sektörüyle alakalı bir şey sordunuz. Hizmet sektörü çok ciddi zarar gördü. Yani ilk 300 milyar doların üzerinde bir hizmet sektörü sıkıntı yaşadı. Mesela bir örneği otomotiv sektöründen vereyim. Otomotiv sektörü %80 küçüldü. Bir yandan da bunu açıklamak gerekiyor. Otomotiv sektörü 21. aydır her ay küçülerek geldi ve Şubat ayında satış miktarı 310 bin adet oldu. Türkiye ile kıyaslayalım bu rakamı. 2019 Şubat ayında Türkiye'de hafif ticari ve sedan, yani normal binek araç satışımız bir önceki yıla göre %90 artışla 47 bin olarak gerçekleşti. Yani Çin'in ölüsü bile 310 bin satış var. Bizde %90 artış olduğu halde 47 bin rakamındayız. Bunu şu yüzden söylüyorum. Burayı doğru anlamamız lazım. Bu kriz kalıcı bir kriz değil. Bu kriz geçecek. Hepimiz inşallah sağlıklı ve güzel günlerimize döneceğiz.
Ama biz buradaki fırsatları ben her defasında diyorum. Buraya gelmemiz gerekiyor. Burayla irtibatlarımızı kurmamız gerekiyor. Şimdi fiziken gelemiyoruz. Ama bu yaptığımız yöntemle size çok teşekkür ediyorum Naibi. Bu hakikaten çok değerli bir görüşme. İş adamlarımızın, ben istiyorum ki Çinli iş adamlarıyla bu platformlarda sektörel bazda biz kendi iş adamlarımızla buluşturalım. Ben bunun için hazırım. Buradan elimden geldiği kadar insanı size yönlendiririm. Her türlü platformda Çinli iş adamlarını bir araya getirmek isterim. Bir şey diyordunuz, buyurun. Sayın Büyükelçim, biz ülke bazlı yürütme kurullarında bunu sizlerin de büyükelçilerimiz, müşavirlerimizin katıldığı toplantıları ilk turda yapıyoruz. İkinci turda karşı kanatlarımızı da zaten dahil edeceğiz. Gündemimizde bir konu. Teşekkür ediyorum. Evet. Acaba şimdi nasıl yapalım? Evet, bir teorile devam edelim mi Sayın Büyükelçim? Bir toparlar mısınız? Yani şöyle söyleyeyim. Burada ekonomik olarak alınan tedbirleri kısaca sıralayayım isterseniz. Hemen bırakayım daha sonra. Yani alınan tedbirlerle alakalı hemen birkaç size rakam vereyim. Mesela Merkez Bankası aracılığıyla piyasaya likidite sağlandı. Bu ilk önce 43 milyar dolar açıklandı. Daha sonra 114 milyar dolara kadar bu rakam çıktı. Merkez Bankası politika faizlerini iki kere düşürdü. Yani bu da kredi faizlerinde %50 oranında bir sübvansiyon anlamına geliyor. Yine özellikle enerji tüketimi çok yüksek olmayan işletmelerin elektrik giderleriyle alakalı %5 indirim. Çok daha yüksek olan elektrik enerjisi konusundaki şirketleri de münferit olarak değerlendireceklerini söylediler. Hükümet ayrıca sosyal sigortalardan feragat ederek sadece Şubat ayında ülke çapındaki tüm şirketlere toplam 17.7 milyar dolarlık bir sosyal güvenlik prim indirimi, yani muafiyeti verildi. Yılın ilk ayında işsizler için, bu da sorulardan bir tane vardı, gözüme çarpmıştı. İşsizler için de 6.1 milyar RMB, yani yaklaşık 900 milyon dolar civarında bir işsizlik sigortası paketi açıklandı. Yine ekonomik verilerden birazcık daha doğru anlaşılsın diye söyleyeyim. Şubat ayı, Ocak ve Şubat ayı bir önceki seneye, Ocak ve Şubat ayına göre Çin'in ihracatında 17.2 düştü. Yine aynı şekilde ithalatı %4.2 düştü. Toplamda ekonomik anlamda %11'lik bir küçülme oldu. Şimdi bundan sonra aslında bu Çin'in ilk çeyrekte yaşadığını dünya ikinci çeyrekte yaşamaya başlayacak. Özellikle Avrupa ve Amerika. Daha sonra bunların yansıtmaları sonuna kadar, yılın sonuna kadar doğru gidecek. Yani benim genel kanaatim, ekonomik anlamda baktığımız zaman ilk 6 ay Çin dahil, bütün ülkeler dahil, ilk 6 ayda bu işi toparlama, derleme, ilk önce tabii ki de insan hayatını söz konusu olduğu için ilk önce hayatlar önemli. O hayatları nasıl dizayn edecekler? Daha sosyal hayatımıza, normal hayatımıza, üretimimize nasıl döneceğimiz planlanacak? İkinci 6 ayda da bunun yaraları nasıl sarılacak? Nasıl tedaviler uygulanacak? Bakın ben şunu söylüyorum son olarak, bitireyim. Eğer bu bir üçüncü dünya savaşıysa, bütün dünya ilk defa aynı safta. Artık hepimiz, bütün dünya aynı saftayız. O yüzden çözümler aynı zamanda global çözümler olmak zorunda. Bazı sorularda görüyorum, globalleşme mi, küreselleşme mi, işte sosyalizm mi veya buna benzer bazı sorular var. Bence çok yersiz. Çünkü globalleşme anlamında, sorumluluk anlamında herkesin global sorumluluk alması lazım. Çıkarlar dünyanın çıkarı çünkü söz konusu. Görüyorsunuz, tedarik zincirlerinde bir tane halkayı çıkardığınız zaman ekonomiler çöküyor. Bakın şu an havayolu şirketleri çok ciddi anlamda sıkıntıda. Lufthansa açıkladı, dedi ki devlet kaynakları bizim arkamızda olmazsa, devlet desteği olmazsa havayolu şirketleri batar. Bunu Lufthansa söylüyor. Yani o yüzden şimdi bakıyoruz, birçok yerde buna benzer zararlar var. Yani umarım bunu bir şekilde, çok hızlı bir şekilde toparlarız. Çin'de sıfır vaka olması önemli. Ama burada yatan tedbirlerin en başında halkın riayet etmesi çok çok değerli. Biz ülke olarak da bütün dünyayı takip ediyorum. Sayın Salim Esen'de de birazdan söyler. İtalya'nın rehavetini gördük. Ben bütün dünyayı takip eden, Çin'de sıfır noktasında olan bir insan olarak söylüyorum. Türkiye bütün tedbirleri harfiyen vakitlice aldı. Ama bundan sonra vatandaşımızın riayet etmesi hayati derecede önemli. Çünkü önümüzde 3-4 haftalık kritik bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ve bu 3-4 haftada bir haftalık ihmalimiz daha sonra bir haftayla telafi edemeyeceğimiz günlere gidiyor. Çünkü salgın artıyor bu sefer. O yüzden çok dikkatli olmalı ve vatandaşlarımız gereken riayeti, kurallara göstererek uymalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Büyükelçim. Tabii siz başlangıçta ifade ettiniz, her üç büyükelçiliğimizin de Çin geçmişi bizim açımızdan çok farklı bir anlamda taşıyor. Ama biz
gerekirse oralara da girerler. Kendi ülkelerindeki şu andaki uygulamalarla devam etmek istiyoruz. İzninizle Sayın Ersin Erçin'e, Seul'e dönmek istiyorum. Sayın Büyükelçim, tabii işin sağlık boyutunda bakıldığında insanlar öncelikle Kore'nin burada nasıl başarılı olduğunu merak ediyorlar. İşte orada hangi yöntemler oldu, cep telefonlarına yüklenen, Çin'de de benzeri şeyler konuşuyor, aplikasyon takibi gibi. Bunlar konusunda da bilgi verebilirsiniz. Ama tekrar ifade etmek isterim ki biz burada iş dünyası tarafıyla bu değerlendirmeleri dinlemek istiyoruz. Sağlığımız önemsiz anlamında değil ama o kısmı konuşurken iş dünyasına yönelik tedbirler ya da işletmelerde neler yaşandığı kısmında daha fazla bize aydınlatabilirseniz o yönüyle de mutlu olacağız. Buyurun Sayın Büyükelçim. Sayın Başkanım, değerli büyükelçilerim, hepinizi Seul'den saygıyla selamlıyorum. Böyle bir düzenleme yaptığı için de DİK'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Kore, COVID-19'u, koronavirüs salgınını nasıl yönetti? Sağlık ya da tıbbi açıdan ve de pratik açıdan ne gibi tedbirler aldı? Ekonomik açıdan ne gibi tedbirler aldı? Bunları böyle öncelik sıralamasına göre sizlere aktarmak istiyorum. Bir kere nasıl başladığına değineyim. Güney Kore, Çin'le coğrafi yakınlığı, yoğun ekonomik, sosyal ve turistik ilişkileri nedeniyle dünyada koronavirüsü salgınından en fazla etkilenen ikinci ülke olarak kayıtlara geçti. 20 Aralık 2019'da Wuhan'daki ilk vaka, o zaman tabii korona olarak değil ama zatürre olarak belirlendikten sonra bu şehre bir ay sonra gelen Çinli yolcu hastalığı Kore'ye taşıdı. 20 Ocak 18 Şubat arasında sadece 30'a yükselen hasta sayısı, 31. hasta olarak belirlenen bir kadın hastanın Daegu şehrinde Inshonji adlı bir Hristiyan tarikatine, tarikat ayinlerine katılıp binlerce kişiye bu hastalığı bulaştırmasıyla Kore çapında maalesef yayıldı ve ülkede ölümler başladı. Şimdi bugün bütün dünyada 2 aylık mücadelenin sonunda Kore başarısından söz ediliyor. Kore ne yaptı? Test et, tedavi et, takip et sloganı adı altında bu hastalıkla ciddi bir mücadeleye girişti. 2019 sonunda Çin'den başlayarak kısa sürede bütün dünyaya yayılan COVID-19 ile mücadele konusunda örnek bir başarı sergiledi. Bu mücadelenin, bu başarılı mücadele stratejisinin temel unsurlarını şöyle sıralamak mümkün. Öncelikle 2003'teki SARS ve 2015'teki MERS salgınlarından gereken dersleri çıkartan ve hazırlıkları yapan Kore hükümeti, koronavirüsün ülkede ortaya ilk çıkışından itibaren hastalığın hızla kontrol altına alınması ve yayılmanın önlenmesine yönelik kapsamlı bir stratejiyi hayata geçirmeye başladı. Cumhurbaşkanı Moon, 4 ilaç firmasına daha ilk günden itibaren bir talimat verdi. Hızla test kiti üretin. Bu test kitlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmasının önündeki bütün bürokratik engelleri kaldırdı. Ve tarikat ayinlerinin yapıldığı Daegu şehrinden başlayarak ki hastaların %60'ı oradaydı, çok yaygın, çok yoğun ve hızlı test uygulaması mücadelenin kilit unsurunu oluşturdu. Günde 20 bini bulan ve bugün itibariyle toplam 400 bini geçen test sayısı ile nüfusuna oranla dünyada en çok test yapan ülke konumunu kazandı. Birinci kilit unsur, yaygın, yoğun, kapsamlı test. Hastalık belirtisi göstersin, göstermesin, isteyen herkese hastanelerde, arabadan inmeden, kırmızı ışıkta ya da yürürken ya da havaalanlarında ücretsiz olarak test yapmaya başladılar. Ve 96 sağlık merkezinde bu testler dakikalar, önce saatler, şimdi dakikalar içinde sonuçlandırılmaya başlandı. İkinci unsur, test sonucu pozitif çıkan kişiler hemen hastanede tedavi altına alındı. Bu tedavi hem Koreliler hem de yabancılar için ücretsiz uygulanıyor. Tedavi süresince de ölümcül olabilen bu hastalığın tedavi sürecini etkilememesi için hastalara günlük psikolojik destek sağlandı her bir hastaya. Üçüncüsü, tespit edilen hastanın temas ettiği kişiler, gittiği yerler kapsamlı bir şekilde sorgulanıp tespit edilen kişiler ayrıca izole edildi.
Hastaların gittiği mağazalar gerekirse kapatıldı, dezenfekte edildi. Temas kurulan kişilerden hasta olanlar hastaneye alındı, diğerleri zorunlu karantinaya sevk edildi. Sağlık Bakanlığı bir acil telefon hattı kurarak yeni dilde hizmete başladı. Belirti gösteren kişilerin hastaneye gitmeden önce bu hattı aramalar istendi. Yetkililerin ilk müdahaleyi evde yaptıkları kişilerin diğerleriyle teması bu şekilde engellenmiş oldu. Öte yandan salgınla ilgili sürecin tam bir şeffaflıkla yürütülmesi mücadelenin en güçlü silahlarından birini oluşturdu. Hiçbir şey gizlenmedi halktan. Sağlık Bakanlığı her gün kaç kişinin test edildiğini, kaçının pozitif çıktığını, kaç kişinin karantina altına alındığını ya da hayatını kaybettiğini halkla günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bu sayıların şehirlere, hatta bölgelere ve mahallelere dağılımına ilişkin bilgi verilmeye başlandı. Virüse yakalanan insanların yaşadığı semtler, bulunduğu yerler, yemek yediği restoranlar, alışveriş ettiği dükkanlar sürekli olarak güncellenen haritalarla halkın cep telefonlarına günde 8-10 defa iletildi. Bu bilgiler sürekli olarak da güncellendi. Halkın bu yerlerden uzak durması için otokontrol mekanizması yaratıldı. Anaokullarından üniversitelere bütün eğitim sistemi başından itibaren kapalı tutuldu. Ve halen online eğitim sürdürülüyor. Ülkedeki siyasi, sosyal, kültürel bütün etkinlikler, toplantılar, gösteriler iptal edildi. Düğün törenleri, resepsiyonlar, milli günler de bunların arasında. Özellikle kiliseler başta olmak üzere ibadet yerlerinde toplu ibadet edilmemesi konusunda güçlü telkinlerde bulunuldu. Şirketler personellerini esnek mesai ve dönüşümlü çalışma esasına göre çalıştırmaya başladılar. Büyükelçilikler de aynı uygulamayı takip ettiler. Dışarıda ve özellikle kalabalık mekanlarda herkesin maske takması zorunlu hale getirildi. Toplu taşıma yapan araçlara el dezenfektanları ve maske kutuları konuldu. Sosyal mesafenin korunması çağrıları yapıldı. Bankaların, otellerin, resmi devlet dairelerinin girişinde herkesin ateşi ölçülmeye ve ateşi 37,5 derecenin üzerinde çıkanların bu binalara alınmaması uygulamasına başlandı. Ayrıca iş yerlerinde yönetici düzeyinde birer virüs önleme ve kontrol görevlisi atanarak çalışanların semptomlarının kontrol altına alınması, gerekirse hızla tedaviye yönlendirmeleri sağlandı. Ülkede alarm düzeyi önce sarıya sonra kırmızıya yükseltildi. Hastalığın yayılmasına yol açan Shincheonji tarikatının bulunduğu Daegu ve yakın çevresindeki Cheongdong ve Gyeongsan kentleri özel afet bölgeleri ilan edilerek bu bölgelere daha fazla tıbbi destek ve mali yardım sağlandı. Kore en başta Çin'in Hubei eyaletinden gelenlere yönelik yasaklama ve karantina uygulamalarını salgın dünyaya genişlettikçe Avrupa ve ABD'den gelen herkese yaydı ve şu anda Avrupa'dan, Amerika'dan gelen herkese kapıda test ve 14 günlük ülkemiz dahil 14 günlük karantina uygulaması başladı. Uymayanlara 8.000 dolara kadar ceza ve yabancılara ülkeden dışarı çıkarılma, ülkesine gönderilme cezası veriliyor. Diğer ülkelerden gelen herkese ise belirti göstersin göstermesin telefona yüklenen kendi kendine teşhis uygulamasıyla 14 gün takip ediyor. Ben geçen pazar Tokyo üzerinden Türkiye'den geldim. Benim telefonuma yüklenen kendi kendine teşhis self-diagnosis uygulamasıyla ben her gün sabah yetkililere ateşim var mı? 37,5'un üzerinde mi? Öksürüyor muyum? Nefes almamda güçlük var mı? Bu konularda bilgi vermekle yükümlüyüm 14 gün boyunca. Yoksa hemen ilgililer eve geliyorlar. Şimdi dediniz ki tabii ki ekonomik meşesi önemli. Zaten 2019'u çok zor geçirdi Kore. ABD'nin Çin'e uyguladığı ekonomik önlemler, ticaret savaşları, dünyadaki genel ekonomik durgunluk Kore ekonomisinde ciddi sıkıntılara yol açmıştı. Şimdi bunun üzerine beklenmedik şekilde 2019'un sonunda başlayıp artarak devam eden bu salgının yarattığı ekonomik kriz ortamı Kore ekonomisini etkilese de daha ilk günden itibaren alınan diğer tedbirler meyanında Kore hükümeti
dar gelirlilerden başlayarak küçük ve orta işletmelere, orta ölçekli işletmelere öncelik vererek ve büyük işletmeleri ve holdingleri de kapsayacak şekilde bir dizi tedbir aldı. Hükümet salgından olumsuz etkilenen bütün dar gelirli vatandaşları öncelikle bu pakete koydu. Ve ekonominin canlandırılmasına dahil bu 3-4 amacı gerçekleştirmek için 3 paket açtı. 3 paketin toplamı 100 milyar dolar tutuyor. Bu çerçevede hükümet kısa süreli stok satışlarına 6 aylık yasaklama dahil finans ve forex piyasalarında kriz yönetimine odaklandı. Büyük bir sıkıntıya giren turizmle bağlantılı ulaşım, konaklama ve eğlence sektörlerine destek taahhüdünde bulundu. Bu sektörlerde işten çıkartmaları önleyip çalışanların işten çıkarılması yerine maaşlarının %80'ini belirli süreyle ödemeyi vaat etti. Kore'nin afet yönetimi fonlarının salgından etkilenen küçük işletmelere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı da bu beyanda açıklandı. Salgından etkilenen bölgelerdeki yerel yönetimlere 3.3 milyar dolarlık bir fon imkanı yaratıldı. Kore Merkez Bankası tarihte ilk defa faiz oranlarını %1'in altına çekerek %75'e indirdi. Daha ziyade başlangıçta KOBİ'lere yönelik olarak hazırlanan ekonomik yardım paketi büyük şirketleri de kapsayacak şekilde genişletildi ve nihayet kabine üyeleri ve kamu kurumlarının başındaki üst düzey bürokratlar önümüzdeki 4 ay süresince maaşlarının %30'unu salgınla mücadele için devlete iade etme kararlarını kamuoyuyla paylaştılar. Hükümet halen öncelikli olarak hem düşük gelir düzeyindeki insanları rahatlamayı hem ekonomiyi rahatlatmaya yönelik bir dizi tedbir alıyor. Son bir karar çok düşük gelire sahip 4 kişilik ailelere ayda 1000 dolarlık bir yardım verilmesi. Eğer tek kişi ise 300 dolar civarında bir yardım sağlanması da karara bağlandı. Sonuç olarak geçmişten aldığı dersler ışığında ve sağlam dijital altyapısını da kullanarak koronavirüs pandemisini 2 ay içinde ülkeyi kapatmadan, yani Çin gibi ülkeyi kapatmadan, ki rejimi ve siyasi sistemi de buna uygun değil, şehirleri karantinaya almadan, ekonomi ve ticareti fazla baskı altına almadan sağlam bir stratejiyi kararlılıkla uygulayarak kontrol altına almayı başardı. Ayrıca Kore kültüründe yerleşik sosyal mesafe ve otoritenin kararlarına uyulması alışkanlığı gibi unsurlar ile hava kirliliğine karşı öteden beri yaygın maske kullanımı da bu sonuca ulaşılmasına katkıda bulundu. Kanaatimce Sayın Pekin Büyükelçimizin de belirttiği gibi ülkemizde nispeten geç başlayan salgınla mücadele kararlı bir şekilde sürdürülüyor. Bununla birlikte ben Kore'yi yakından izleyen bir diplomat olarak Kore tecrübesinden birçok ülkenin istifade edeceği unsurlar olduğunu düşünüyorum. İsterseniz diğer Türkiye ve Güney Kore'nin ekonomik olarak bu durumdan nasıl etkilendiği, hangi alanlarda işbirliği yapılacağı hususlarını ikinci raundda cevaplandırayım. Teşekkürler. Olur sayın. Sağ olun. Teşekkürler Sayın Büyükelçim. Şunu anlıyorum. Ülkeyi kapatmadan sistemi tüm hatlarıyla, yani tüm derken elbette optimal seviyededir, çalıştırmaktan bahsettiniz doğru anladıysam. Bunu şunun için söylüyorum. Geçen haftadan beri DEİK olarak bütün iş konseylerimizle yaptığımız toplantılarda da bizim tarafımızdan da öne çıkan görüş şuydu. Sağlıktan fedakarlık yapılmayacak. Sağlık tedbirlerine harfiyen uymak, ama ülkenin tümünü kapatmak, şalteri indirmek şeklindeki bir uygulama yerine ihtiyaç olan alanlarda daraltmaları sağlayarak gitmenin daha sağlıklı olacağı kanaati bizde oluşmuştu. Kore örneğinin bunu doğruladığını görüyoruz. Doğru anladıysam. Doğrudur Sayın Başkanım. Tabii ki baştan ilk günlerden başlayarak ülkeyi mümkün olduğu kadar çalışır tutmak. Birinci prensip buydu. İkincisi, Çin'deki durum vahamete doğru gidince Çin'deki fabrikaları kapattılar. Fakat halen Şubat ayında
sadece virüs tespit edilen fabrikalarını kapatan Samsung, Hyundai, LG ve diğer büyük kuruluşlar kapasitelerini %20, %30 düşürseler de fabrikalarını asla tümüyle kapatmadılar. Bir unsur da şu oldu Sayın Başkanım, Çin'deki fabrikalarını kapatmaları arz zincirinin kırılmasına neden oldu. Yedek parçalar gelmemeye başladı. Bazı fabrikaların üretimi de bu nedenle kesintiye uğradı. Ayrıca tabii Kore büyük ölçüde ticareti ihracata bağımlı, ihracata dayalı bir ülke olarak dış ticaretin bundan mümkün olan en az şekilde etkilenmesini hedef aldı. Ve gerçekten de bütün çalışmalarını buna yönelik olarak yaptı. Başarılı da oldu. İç mesela şehirler arası tren yolu, karayolu ve uçuşlara hiçbir zaman kısıtlama getirmedi. Ülkeyi hiçbir zaman kapatmadı. Bu sapkın tarikatın yol açtığı büyük yayılmaya rağmen Daegu kentini dahi karantinaya almadı. Bu konularda gösterilen başarı sadece dünyada değil, geçen yılki uygulamalar nedeniyle eleştirilen Cumhurbaşkanı Moon'un siyasi popülaritesinin de ciddi biçimde artmasına neden oldu. Nitekim geçen hafta G20 toplantısında da kendisini en çok dinlenen ve ülkedeki başarılı uygulamaları en çok anlatan lider oldu diğer liderlere. Teşekkürler Sayın Büyükelçim. İzninizle Roma'ya dönüyorum. Sayın Büyükelçim Murat Salim Bey bizi sabırla dinlediler. Tabii kendisini ben ilk defa Pekin Büyükelçiliği döneminde tanımıştım. Oradaki tecrübelerine de biraz önce değindik. İtalya'dan üzücü haberler alıyoruz. Arzumuz, gönlümüz İtalya'dan da aldığımız bu üzücü haberlerin en kısa zamanda olumluya doğru dönmesi. Bir taraftan da bireysel bazda yaptığımız görüşmelerde İtalya'da da tüm işletmelerin özellikle kuzeydeki Lombardiya dahil olmak üzere aslında tamamen kapanmadığı, işletmelerin de bir taraftan da çalıştığı şeklinde bilgiler de alıyoruz. Bu çerçeve içerisinde Sayın Büyükelçim, nerede hata yapıldığının eleştirilisinden ziyade alınacak dersler kısmı bizi biraz ilgilendiriyor. Yine iş dünyası çerçevesinden bakıldığında da Çin'le Kore'nin farklı uygulamaları oldu. Biz bilerek bunu zaten sizleri buna göre davet etmiştik. Biz bu sürecin iş dünyası olarak alınacak dersler kısmını da sizden duymak istiyoruz. Buyurun efendim. Yalnız ses kapalı arkadaşlar Sayın Büyükelçim'de. Şimdi nasıl Sayın Başkanım? Süper. Sayın Başkanım, size, değerli mevkidaşlarıma ve kıymetli katılımcılara öncelikle saygılarımı sunuyorum. Bu faaliyetten ötürü de sizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir platform oluştu. Peki Büyükelçimize de şahsınla ilgili belirttiği nazik sözler için ayrıca teşekkür ediyorum. Ama kendisi zaten artık bu konuda uzmanlık noktasını fazlasıyla geçmiş. Verdiği bilgilerden ben de çok istifade ettim. Öncelikle sorduğunuz soruya yönelik olarak hızlıca şunu söyleyeyim. Çünkü bazı ülkelerin yaptığı hatalardan ders çıkarmak bizim açımızdan son derece önemli. Bir kere İtalya bu süreçte başta COVID-19 ile mevsimsel grip arasındaki farkı tam olarak anlayamadı. Tabii bu bağlamda İtalya ile biraz Çin'i karşılaştırmamız lazım. Çin'in ne olursa olsun 2003 yılından gelen bir SARS refleksi ve tecrübesi var. Ve bu hadisede Sayın Büyükelçimizin isabetle belirttiği gibi belki bir durağan bir süreçle girdi ama sonrasındaki sürati bence Çin'in o 2003 yılındaki tecrübesiyle izah edilebilir. Maalesef İtalya'da şöyle bir ikinci sıkıntı da yaşandı. O da ülke 31 Ocak'ta olağanüstü hal kapsamı altına alındığı, sadece kuzey değil ama ülkenin tamamı. Ve sonrasında 8 Mart'ta da büyük kapsamlı bir Bakanlar Kurulu kararı çıkmak üzereydi ve Bakanlar Kurulu kararının içeriğinde krizin başlangıç noktası olarak gösterilen Lombardiya'da bir katı karantina uygulamasıydı. Fakat bu bilgi 7 Mart tarihinde basına sızdı. Ve basına sızmasıyla Lombardiya bölgesinde yaşayan İtalya'nın güneyinde ailesi bulunan insanlar o akşam ne buldularsa kendi araçları, tren, uçak hepsiyle güneye doğru göç ettiler ve bu ister istemez
aslında fırtınadan kaçarken, yani tam yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir durumu beraberinde getirdi. Ve hakikaten son istatistiklere baktığımızda bu virüsün yayılma oranının maalesef güney bölgesinde ve bizim de Roma Büyükelçiliğimizin de yer aldığı Lazio bölgesinde de ciddi bir artış gösterdiğini görüyoruz. Bugünkü rakamlar bizim hesaplamalarımıza göre maalesef ölüm sayısında 11 bine yaklaşacak ve toplamda virüs bulaşan insan sayısı da 100 bini maalesef aşacak gibi gözüküyor. Şimdi burada tabii başka unsurlar da var. Yani demografik gelişmeleri de dikkate almak lazım. Bu krizin başladığı kuzey noktasındaki yaşlı nüfusun çok fazla olması. Aslında tabii İtalya'da belki Çin'de olmayan o reflekslerin biraz böyle geç devreye girmesiyle maalesef can kaybını daha yoğun bir şekilde görüyoruz. Burada tabii İtalya'ya baktığımızda Başbakan Conte bir taraftan insan hakları ve bireysel hakları bir dengede tutmaya çalışırken diğer taraftan da muhtelif kısıtlamaları da getiriyor. Burada yine Pekin Büyükelçimizin belirttiği gibi tabii halkın bu tedbirleri ne ölçüde içselleştirdiği ve benimsediği, bunun dışında ne ölçüde uyguladığı da kritik. Çünkü ilk aşamada biraz hafife alındığını da söylemem lazım virüs kuzeyde. Sonrasında geldiğimizde şimdi bakıyoruz, bugün artık İtalya genelinde bu konuda bir tartışma yok. Herkes durumun ciddiyetine vakıf ve bu çerçevede de hareket ediyor. Alınan tedbirlere gelince burada bizim gözlemimiz bir kere 30 maddelik çok kapsamlı bir program açıklandı. Tabii bütün bu 30 maddeyi tek tek size okumak istemiyorum ama en azından belli başlı olanları belki ışık tutar diye paylaşmak istiyorum. Birincisi C19 bölgelerindeki firmalara ipotek ödemelerini 12 ay ara verebilmek ve bazı durumlarda vergi ve sosyal güvenlik katkı paylarının ödenmesinde gecikme talep etme imkanı sağlandı. Ayrıca hükümet 14 Mart'ta sendika ve ticaret kuruluşlarıyla iş yerlerinde güvenlik protokolü imzaladı. Bu protokolle C19 salgını özelinde iş yerlerinde işçilerin sağlık ve güvenliğine yönelik azami koruma sağlanması öngörüldü. Şimdi bu kendi açısından çok önemli çünkü tedarik zinciri açısından, üretim açısından böyle bir garantiye ihtiyaç vardı. Ayrıca hükümet İtalya'nın gayri safi yurt içi hasılasının %1.4'lüğün kısmını aşamalı olarak kullanılmak üzere bir dizi acil önlem paketi olarak kabul etti. Bunun da toplamı 25 milyar avroya tekabül ediyor. Ayrıca İtalyan sağlık sisteminin ve sivil korumanın güçlendirilmesi için 3.2 milyar avroluk bir para ayırdı. Serbest çalışan ve işine son verilmiş kişilere destek ile istihdam korunmasına yönelik önlemleri oldu. Bu da kendi içerisinde 10.3 milyar avroluk bir paket. Yine dikkat çekici bir başka tedbirde vergi borcu ödemelerinin geciktirilmesi ve elektrik, su, doğalgaz faturalarının ertelenmesi dahil şirketleri destekleyecek diğer önlemler. Bu da 6.4 milyar avro. Hane halkı ve şirketler için de bazı rakamlar telaffuz ediliyor. Burada tabii gayri safi yurt içi hasılanın %20'sinden bahsediliyor. Bu da 350 milyar avroluk bir meblağ. Bu bağlamda tabii KOBİ'ler son derece öncelikli çünkü İtalya'nın ekonomisinin %90'ı KOBİ'ler üzerine kurulu ve burada hem hane halkı hem de KOBİ'lere yönelik olarak muhtelif tedbirler var. Burada tabii bir konuya daha değinmek istiyorum süratle. Malum İtalya Avrupa Birliği içerisinde bir ülke, üye ülke ve burada Avrupa Birliği'nden de bazı beklentileri var. Kendileri şöyle bir teklifte bulundular. Covid bonosu çıkaralım. Bu fonların bir şekilde desteklenmesi lazım dediler. Ancak Avrupa Birliği içerisinde bu fikre çok sıcak bakılmadı. Bunda Covid'den daha İtalya kadar etkilenmeyen ülkelerin pozisyonu bence belirleyici oldu. Bir de kuzey ülkeleri maalesef daha kemer sıkma politikalarına sıcak baktıkları için İtalya'nın bu fikrini benimsemediler. Daha çok Avrupa istikrar mekanizmalarına yönlendirdiler. Ama tabii Avrupa istikrar mekanizmalarından
para çekebilmek çok daha farklı şartlara dayalı ve maliyeti de daha yüksek. Bono mekanizması İtalya üzerindeki mali sorunu veyahut baskıyı azaltabilecek bir yöntem. Tabii arayı nasıl bulacaklar onu şu anda söyleyebilmek mümkün değil. Önümüzdeki dönemde ümit ediyoruz bu salgının verileri yavaş yavaş stabil bir noktaya gelir. Önümüzdeki bir hafta içerisinde daha çok Nisan'ın ilk haftası gibi bir platforma varılması umuluyor. Ama bu tabii ne ölçüde gerçekleşecek bunu hep birlikte göreceğiz. Ben bana verilen vakti fazla aşmak istemiyorum. Şimdilik burada durayım. Olabilecek sorularınızı cevaplamaya hazırım Sayın Başkanım. Sayın Büyükelçin, bir ara soru, sonra diğer ikinci kısma geçeceğiz. Paketi açıkladınız biraz önce. Yaklaşık hane halkı kısmı 350 milyar, ondan öncesi de 45-50 milyar euro civarında. Bu hane halkı ile ilgili kısım da paket olarak açıklandı mı, yoksa sadece ilk saydığınız 10 da var, yaklaşık 60 milyar euroluk paket mi devreye alındı? Şöyle söyleyeyim, şimdi bunları aşama aşama açıyorlar. Özellikle 350 milyarlık kısmı biraz daha onu size detaylandırayım. Haklı olarak ona ihtiyacınız olabilir. Kredi arzı desteklenmesi bir kere bu paketin içerisinde yer alan unsurların bir tanesi. Ayrıca borç ödemelerinde moratoryuma gidilmesi. KOBİ'lere borçlarda devlet garantisi sağlanması. Vadeli vergi faaliyetleri formatına finans ve finans dışı kuruluşlara teşvikler verilmesi, Devlet Kalkınma Bankası CDP'ye de bankaların orta ve büyük ölçekli şirketlere borç ve likidite desteği verilebilmesi şeklinde özetlenebilir. Yani kendi alt unsurları var. Bütün bunların yekünü sonunda 350 milyara tekabül ediyor. Bu yeterli oldu Sayın Büyükelçim. Şu açıdan, çünkü bizim kamuoyunda şöyle bir algı oluşabiliyor. Bu tür paket ve destek direkt olarak cebine koyma şeklindeymiş gibi de bir algı oluşuyor. Bu açıklamanız bence yeterli oldu. Çok teşekkür ederim Sayın Büyükelçim. Rica ediyorum, rica ediyorum. İzninizle ikinci tura geçelim. Yalnız arkadaşlarım herhalde biraz bize anlayış gösterir. Bir yaklaşık 10 dakikaya yakın geç başladık. Katılımcılarımız da izin verirse birazcık süremizi aşmamız gerekiyor. Çünkü ikinci turda da iki ülkenin ilişkilerinde karşılıklı olarak neler yaşanabilir kısmını büyükelçilerimizden, yine Çin'den başlayarak gitmek istiyoruz. Şimdi olay ilk başladığında sadece sembolik bir şey olsun. Çin Türkiye'den belki maske ile ilgili talepte bulunuyordu. Bugün bırakın genelini, benim çalıştığım firmanın arkadaşlardan birisi de bana soruyordu. Olpak, herhangi bir ihtiyacınız var mı? Sağlamaya hazırız diye. Böyle bir sürece gelinen bir noktadayız. Bundan sonrasında sadece sağlık anlamında değil ama iki ülkenin ilişkilerinde, belki politik ilişkilere girmek şu anda çok doğru olmayabilir. Oralara da yansımaları olur olmaz ama biz ekonomik ilişkilerden bahsederek neler bekliyoruz, ne olabilir? Sayın Eminönen Pekin Büyükelçimizle yine başlayalım. Buyurun Sayın Büyükelçim. Mikrofon açıldı galiba. Geliyor mu sesim? Evet Nail Başkanım, çok haklısınız. İkili ilişkileri konuşmak lazım. İkili ilişkilere bakarken aslında ben her zaman diyorum, Çin doğru anlaşılmıyor. Doğru anlamamız lazım. Yine her zaman söylüyorum, eyalet bazında bakmamız lazım. Ve sektörel anlamda hangi sektörün hangi eyalette, o eyaletin büyüklüğü nedir, uzmanlığı nedir ve biz nasıl işbirlikleri yaparız, bir kere bunlara bakmamız lazım. Bakın dünyada anlaşıldığı gibi, yani genel kabul olarak Çin sadece üreten bir yer değil. Aynı zamanda tüketen bir toplum. Bunu bir ufak bir hemen bir ihracat ithalat rakamlarına baktığımız zaman anlıyoruz. 2019 ihracatı 2.6 trilyon dolar. 2019 ithalatı 2.2 trilyon dolar bu ülkenin. Yani ürettiği kadar da tüketen bir toplum. Biz bunu hala anlayamıyoruz, göremiyoruz Türkiye'den. Buranın tüketim alışkanlıklarına göre bizim bazı şeyleri yapmamız lazım. Bakın 2018 yılının Kasım ayında ilk ithalat Çin'in yaptığı ithalat fuarı düzenlendi. Biz bu fuarı Sayın Kolbaşı da bizi dinliyordur. O zaman Çin İş Konseyi Başkanı'ydı. Onunla beraber, sizle beraber ne kadar insanlara duyurmaya çalıştık, insanları teşvik etmeye çalıştık. Gelin, yani burası adamlar alacağız diyorlar. Çok
cüzi miktarda 38 firmamız geldi. Yani biz orada 700 metrekareyle yerimiz vardı. Sadece Volkswagen şirketinin 3000 metrekare yeri vardı. Üstelik yani de bakanlık katılım desteği verdiği halde Sayın Büyükelçim. %75. Ben söylemeyecektim, siz söylediniz. Ben bazı iş adamlarımızı, tanıdığım iş adamlarımızı açıp şunu söylüyordum. Ya tatile gelir insan. %75'ini devlet karşılıyor zaten. Gelin ürünlerinizi tanıtın. Neyse, bu bizim çabamız, bayağı böyle bir içten yalvarışımız, yakarışımız. Sağ olsun Tim Başkan'a bu sene ekibiyle beraber geldi bu seneki katılıma. Neredeyse iki katının üzerine çıktı katılımcı sayımız. Ama hala yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz burayı, bizim 2023 hedeflerimiz var. 2023 iktisadi hedeflerimize Çin'siz varamayız. O yüzden de bizim buradaki yatırımlarımız, buradaki yani zihinsel olarak yatırımlarımızdan bahsediyorum. Bizim burayı anlamamız anlamında söylüyorum. Anlamadıktan sonra bizim burayla herhangi bir işbirliği yapmamız kısa vadede zor görünüyor. O yüzden iş insanlarımızın gerek fuarlar olsun, gerek diğer konularda buradaki işbirliği alanlarında sektör temsilcilikleri olsun, biz zaten hepsine hazırız. Yani gerek yeter ki iş adamlarımız gelsin. Yani ben şöyle söyleyeyim. Holding patronundan en küçük esnafımıza kadar ben çantasını taşımaya hazırım. Yeter ki gelsinler. Gidelim bu görüşmeleri bizzat onlarla yapalım. Mesela tekstil. Tekstille alakalı birçok sorular geliyor. Biz tekstilde orta ve uzun vadede Çin'de çok çok başarılı olabiliriz. Bizim hazır tekstilimiz, hazır giyimimiz. İnanın burada bakın çok üst düzey bir sınıf var. Bu üst düzey sınıf yani A+ dediğimiz müşteriye hitap eden. Yani işte bu işte bilmiyorum reklama girer mi ama söyleyelim fark etmez. Louis Vuitton gibi, Versace gibi büyük markalardan alışveriş edenler var. Bir de orta kesim dediğimiz ve orta kesimin nüfusu 400 milyon, yıllık geliri 25 bin dolar. Yani bizim orta kesimden de çok daha zengin bir orta kesim. Ve bunların artık daha iyi yemek yemek istiyor, daha iyi yerlere seyahat etmek istiyor, daha iyi giyinmek istiyor, daha iyi arabaya binmek istiyor. Ve ithal ürünlere karşı çok ciddi merakları var ve arzuları var. Ve bizim bu konuda eğer bizim markalarımız burada olsa, İnanın yani şöyle söyleyeyim, orta sınıfın, o dediğimiz orta sınıfın aldığı alışveriş yaptığı yerleri görüyorum. Bir Hint malı ayakkabıya 300 dolar verecek kadar zenginler. Biz buradan fevkalade çok daha iyi rakamlar çıkabiliriz. Bu kriz başlamadan önce 2019'un son aylarındaydı. Ticaret müşavirlerimle beraber bu tekstil birliğiyle, başkanlarıyla bir araya gelmiştik. Ben onlara tekstil firmalarımızdan bahsettim. Ağzı açık bizi dinliyor. Ya bizim Türkiye'den böyle bir gerçekten bu anlamda haberimiz yoktu diyorlar. O yüzden biz birazcık daha buraya gelmemiz lazım ve buradaki imkanları araştırmamız lazım. Tekstilde durum bu ama böyle, ama bunun haricinde de tarım ürünlerinde çok ciddi avantajlarımız var. Tarım ürünlerinde dediğim gibi 100 milyon dolar arttırdık, daha da fazla arttırabiliriz. Aynı şekilde bu yazılım konusunda işbirlikleri yapabiliriz. Arge konularında işbirlikleri yapabiliriz. Ben her zaman diyorum gelin birlikte yatırım yapalım, Türkiye'de yatırım yapın, Argenizi getirin ve üçüncü taraflara birlikte satalım. Ama bu bizim birazcık daha iş adamlarımızın buraya olan meylini arttırmamızla başlayacaktır. Mesela yazılımla alakalı sorular vardı. Yazılımla ilgili neler düşünüyorsunuz gibilerinden. Mesela şu an eğitimi katkısını görüyoruz yazılımın. Türkiye'de 10 sene önce bundan bahsetseydik kimse inanmazdı ama şimdi artık eğitimden kesintisiz bir şekilde bu yazılımlar sayesinde eğitim verilebiliyor öğrencilerimize. Yine aynı şekilde bu yazılımla beraber, bakın Çin'de bir rakam daha vereyim. China Apple Store'da Apple Store'dan indirilen ürün sayısı bir önceki yıla göre %25.7 artmış. Yani insanlar online alabilecekleri hizmetleri, dijital alanda alabilecekleri hizmetlere zaten bir yönelim vardı. Bu yönelim daha da artmış oldu eve kapanmayla beraber. Yani burada bizim üstelik bu ucu açık bir süreçten bahsettiğimiz için, hani kriz anlamında ben yılı ikiye böldüm gerçi kaba taslak ama sonuçta krizin ne kadar sürebileceğiyle alakalı, etkileriyle alakalı net bir şey söylememiz çok zor. Çünkü rakamlar bile ilk çeyrek adına daha yeni yeni çıkıyor. Şimdi ikinci çeyrek için, Avrupa Amerika için çıkacak bu rakamlar. Bunları değerlendireceğiz. O yüzden bizim birazcık daha Çin'i anlayıp Çin'e hedef kendimize koyarak gerek buradaki uluslararası fuarlarda, yani tabii inşallah düzelmeden sonra, dediğiniz gibi her şey sağlıktan sonra geliyor. Bunları inşallah birlikte yapabileceğiz. İhracatın bir de bir soru daha vardı. İşte maske üretimiyle alakalı ihracatının yasaklanmasına ne diyorsunuz diye. Yani eskiler bir söz vardı. İlk önce can, sonra canan demişler. İlk önce bize yetmesi lazım. İlk önce bizim ihtiyacımız lazım. Çünkü can her şeyden önemli. Ticaretten de önemli. Hepimizde her şeyden önemli. Çünkü yani bu krizde insanlar ilk önce kendisine belki ama daha sonra yakın çevresine, topluma ve en nihayetinde insanlığa karşı bir sorumluluğu var.
Ve bu sorumluluğu üstlenirken de ilk önce bizim tabii ki de ihracat noktasında elbette ki ihracatçımızın önünü açalım. Tekstil anlamında fabrikalarımız belki maske üretimine yönelebilirler veya sadece maske değil bu tulumlar, başka birçok şeyler var. Bunlarla alakalı bir alana yönelebilirler. Ne zaman ki Türkiye'nin içindeki ihtiyaç nihayetlendi veya artık elimizdekilerle yetinebildik, ondan sonra tabii ki de ihracatın önünü açılır. Bizim yani bakanlığımızın Türkiye'nin ihracatı engellemekle alakalı bir anlayışı zaten olmadı, olamazdı. Ama şu an çok özel bir durumdayız. Bu özel durumun neleri getirdiğini, neleri götürdüğüne çok çok iyi bakmamız lazım. Bence burada herkes kendi dersini çıkarmalı. Her ülkenin farklı dersleri var. İşte burada mesela yine bir soru vardı. İlk sayabileceğiniz tedbirlerden hangisi Çin'de alınmıştı en etkili diye? Bence seyahatlerin durdurulması olarak söyleyebilirim. Çünkü temas ne kadar az yaparsanız o kadar iyi. Bakın burada 3 ay oldu. Yani 3 ayı geride bıraktık Pekin'de. İnsanlar Pekin, yani Hubei eyaleti haricinde hiçbir yerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Onu söyleyeyim. Ve ilan edilmediği halde 3 aydır buradayım. 3 aydır insanlar hala daha yavaş yavaş sokağa çıkıyor. Ses kesildi bir galiba. Sayın Esen'le de söyledi. Bunun SARS örneğinden de yola çıkarak burada bir tecrübenin olduğu. Mesela ben finans analizlerinde artık şöyle bir veriden bahsedileceğini düşünüyorum. 20 yılda bir Çin'de bir salgın var. Artık insanlar buraya yatırım yaparken artık bunu da finans anlamındaki risk hanesine eklediler yatırımcılar. 20 yılda bir burada böyle bir sıkıntı olacak. Bizim bunu fırsata çevirmemiz lazım. Nitelikli alanlardan bir tanesi biliyorsunuz savunma sanayiydi. Biz çok şükür savunma sanayinde birçok yeniliklere imza atıyoruz. Bence buradan çıkarılacak konulardan bir tanesi tıp alanındaki Ar-Ge aynen savunma sanayinde gibi çok unik, çok böyle kendine özgü ürünlerin de üretebileceğimiz bence bizim sektörümüz tıp alanındaki konulara da yönelebilir diye düşünüyorum. Başka bilmiyorum sorular da varsa onları da hazırlamaya, cevaplamaya hazırım. Sayın Büyükelçilerim, sizlere zaten bütün soruları ve özet soruları da iletmiştim. Belki şunlara da şimdi Seul Büyükelçimiz Ersin Bey'le devam edeceğiz. Diğer diplomatlarla görüşmeler konusunda belki bir şeyler söylemek gerekebilir mi? Sadece özet. Türkiye'de bir bilim kurulu var. Sağlık kurulu değil, buna çok dikkat ediyorum, dikkatimi çekiyor. Demek ki başka disiplinlerden kişiler de o bilim kurulunun içinde var. Acaba böyle uygulamalar var mı? Bize sorulan sorular içerisinde gelmiş. Başka bir konu, Çin'in salgın sonrasında da bu yumuşak güç politikalarıyla daha etkin olacağı gibi görüşler var. Sadece siz değil, diğer büyükelçilerimiz de cevaplayabilir. Bunlarla devam edelim isterseniz. Ben izninizle tekrar Seul'e dönmek istiyorum. Buyurun Sayın Büyükelçim. Buna ben hemen cevap vereyim mi? Buyurun. Bu Çin'de de bir sağlık komisyonu, bilim komisyonu gibi aslında tam olarak yani isimler tabii değişiyor ama burada da başbakanın başkanlığında böyle bir kurul oluşturuldu. Başbakan ilk başta buraya gitti zaten. Wuhan'da böyle bir çalışmaya başlatıldı. Alınan ekonomik tedbirlerde, sağlık alanındaki tedbirlerde bu başbakanın başkanlığındaki komisyonda yapıldı. Tabii Komünist Parti yine çatı olarak duruyor tepede ama böyle bir komisyon oluşturularak böyle bir şeyi hızlandırdılar. Ben bu az önceki ikinci sorunuzla alakalı hani Çin'in diğer taraflarda bir yumuşak soft power şeyi kazanabilir mi gibi sorunuza. Yani bence bunu değerlendirmek için çok çok erken olduğunu düşünüyorum. Üstelik bu krizin de bir noktada dünyada Çin'e karşı yani bir kızgınlık da var bence. Ben onu da gözlemliyorum. İnsan buradan çıktığı için. Şimdi Çin tabii ki de bunu bilerek yapmadı. Ben ona da inanıyorum. Bilinçli bir şekilde değildi. Sadece bunu gördüğü andan itibaren zaten yapması gereken her şeyi yaptı. Ama insanların yine dünya kamuoyunda buradan çıktığına dair, buradan çıktığından dolayı böyle bir kızgınlığı da olduğunu görüyorum. O yüzden Çin ama şu an çok şey yani ilk baştan beri çok şeffaf davrandığını da düşünüyorum. En azından bilgi birikim noktasında bizim mesela bilim kurulumuzda buradaki bilim adamları telekonferans sistemiyle aynen bizim şu an yaptığımız gibi görüştüler, tecrübelerini paylaştılar. Neler yapılabileceğini söylediler. Yani bu konularda bu şeyde örnekleri detaylandırabiliriz ama kesinlikle şu aşamada işte soft power unsurları ön plana çıkıyor vesaire, bu Amerika'nın yerini alır mı? Bence çok erken bunları konuşmak için. Ben kısa vadede öyle bir şey olacağını da düşünmüyorum. Teşekkürler Sayın Büyükelçim. Buyurun tekrar Seul'deyiz Sayın Büyükelçim. Tekrar merhabalar.
Öncelikle Sayın Başkanım, alo, duyabiliyor musunuz? Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Kore bu kriz, bu salgın konusunda çok başarılı bir performans sergilediği, genel kabul görmekle birlikte iş çevrelerinde yaygın bir düşünce hakim. SARS ve MERS'te görülmeyen bir ekonomik krize yol açması, bir sadece ülkesel, bölgesel değil, küresel olarak da bunun olumsuz sonuçlarının yıl boyunca, hatta önümüzdeki yıl devam etmesi beklentisi hakim. Büyük grup, buranın büyük aile şirketlerinde, dünya çapında bilinen şirketlerinde böyle bir karamsar beklenti var. Tabiatıyla bu salgının Türk-Kore ilişkilerine de kısa dönemli olumsuz yansımaları oldu. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 18-20 Mart tarihleri arasında ülkemizi resmen ziyaret etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Moon'un ziyareti, Şubat'ta salgının Kore'de hızla artmasıyla, yayılmasıyla birlikte ertelenmesi zarureti doğdu. Tabii bu ziyaret vesilesiyle İstanbul'da gerek iş konseyi toplantısı, gerek TİM'in karşıtıyla bir toplantı yapılması, iş adamlarının bir araya gelmesi, yani iş dünyası bakımından da yakın temaslara imkan verecekti. Bu fırsat şimdilik ertelenmiş oldu. Fakat bilahare Cumhurbaşkanı Moon'un Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla aramasıyla bu ziyaretin mümkün olan ilk fırsatta gerçekleştirilmesi hususunda da mutabık kalındı. Ben doğrusu bunun bu önemli ziyaretin Eylül-Ekim gibi, yani sonbaharda gerçekleştirilmesi beklentisindeyim. Tabii yine 1 Mart itibariyle karşılıklı olarak bütün seferlerin, Türk Hava Yolları'nın seferlerinin iptali, Kore Hava Yolları ve Asiana seferleri, haftada 21 sefer iptal edildi. Böyle bir önemli bağlantı, ticari ve insani bağlantı da kesilmiş oldu. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı uzun yıllar sonra ilk defa Mart'ta yapılacaktı. O ertelendi. Tabii sadece şu anda aramızda sınırı da olsa bir deniz ticareti ve haftada ikiye indirilen kargo taşımacılığı var. İster istemez Mart ayından itibaren ticari ilişkilerimizde bir yavaşlama oldu. Ben bunun geçici olacağını düşünüyorum tabiatıyla. Mutlaka önümüzdeki benim en iyi beklentim Temmuz-Ağustos aylarından itibaren işlerin yeniden rayına oturacağı yönünde. Tabii bizim Kore'den önemli kazanımlarımızdan biri servis sektöründe, yani turizm sektöründeydi. 300 binleri aşan turist sayıları son yıllarda düşmekle birlikte bu yıl yine bir patlama beklemekteydik. Ancak tabii krizin, salgının yaygınlaşmasıyla birlikte dünyanın her yerinden olduğu gibi buradan da çok ciddi rezervasyon iptalleri geldi. Oradan da bir kaybımız olacak. Ancak önümüzdeki yaz ve özellikle sonbahar aylarından itibaren gerek Cumhurbaşkanı ziyaretinin gerçekleştirilmesi, gerek Karma Ekonomik Komisyon toplantısının yapılmasıyla Türkiye ile Kore arasındaki meseleler, yani ekonomik, ticari meseleler de kapsamlı olarak masaya yatırılacak. DEİK'in tam benim tayin olduğum dönemde Sabancı Üniversitesi profesörlerinden Profesör Atlı'ya hazırlattığı bir rapor vardı. O raporda Türkiye-Kore ticaretinin ve ekonomik ilişkilerinin canlandırılması hususunda ilginç öneriler vardı. Aradan 2 sene geçmesine rağmen maalesef o noktaya gelemedik. Yani iki ülke arasındaki kan kardeşliği nasıl güçlü bir ekonomik ortaklığa dönüştürülebilir? Bu yapılabildi mi? Hayır. Çünkü iki ülke arasında ticaretin Türkiye aleyhine seyretmesinin bazı yapısal nedenleri var. Bizden kaynaklanan nedenleri var. Kore'den kaynaklanan nedenleri var. Kore'nin bizim tarım ürünlerimize yönelik kısıtlamaları, tedbirleri var. Bütün bu meselelerin hem gerek Cumhurbaşkanları arasında yapılacak zirve toplantısı, gerek KEK'te ayrıntılı olarak ele alınması lazım. 2012'de imzalanan karma ekonomik, serbest ticaret anlaşmasının lehimize çalışmadığı artık bütün dünyanın bildiği bir gerçek. Buna eğilinmesi lazım. Ya revize edilmesi
ya kaldırılıp da bir köşeye atılabileceğinin Korelilere açıkça anlatılması lazım. Yani bu salgın inşallah önümüzdeki aylarda geriye bırakılacağına ben inanıyorum. Bırakıldıktan sonra tabiatıyla bazı sorunların da artık Kore ile giderilmesi lazım. Kore bizim bölgede Çin'den sonra en büyük ikinci ekonomik partnerimiz. Ancak yaklaşık 7,5 milyar dolarlık karşılıklı ticaretin yaklaşık 6 milyar doları Kore'den ihracatla gerçekleşiyor. Bununla ilgili bazı hesaplama farklılıkları olsa da büyük bir ticari açık söz konusu. Bu salgın ışığında neler yapılabilir? Bu salgın bir kere dünyanın ne kadar zayıf, ne kadar çok müsait olduğunu ve uluslararası dayanışmanın ve işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Aylar içinde dünya ekonomisi felce uğradı. Onun için bir kere gerek ekonomik olarak gerekse sağlık sektöründe işbirliğine önem vermeliyiz kesinlikle. Bunlar aşı ve ilaç sektöründe ileri bir noktadalar. Zaten bunlardan aşı satın alıyoruz ama mesela bunların SARS ve MERS sonrası yaptığı hazırlıkların benzerinin bu salgın hastalık sonrasında da çıkarılan dersler ve geleceğe ilişkin hazırlıklar şeklinde Kore ile aramızda yürütülmesi gerek tıp insanlarının gerek teknisyenlerin ve bilim adamlarının ortak çalışmalar yapması da bunun da ortak gündemimize alınmasında da yarar var. Mega projelerden Çanakkale Köprüsü devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı iki Koreli şirketin ve Limak ve Yapı Merkezi'nin ortaklığıyla başarıyla devam ediyor. Orada bir sorun yok. Bizim tabii bu büyük açığı gidermek için her türlü çabayı gösterirken Kore'den yapılacak yatırımlar konusuna da önem vermemiz gerekiyor. Tabii şu anda her şey durduğu için bu konuda Koreli şirketlerle yaptığım benim görüşmelerde askıya alındı. Ancak bu kriz geride bırakılır bırakılmaz yine ortak yatırımlar, Kore'nin Türkiye'de yatırımlarının artırılması konusunda sizlerin de büyük desteğiyle elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Koreli şirketlerin yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda bazı talepleri var. Onları da dikkate almalıyız. Ayrıca mega projelerin gerçekleştirilmesinde ki aralarında Kanal İstanbul'da var. Sayın Cumhurbaşkanımız 2018'de burayı ziyaret ettiklerinde Koreli firmalarla ikili yaptıkları görüşmelerde onların dikkatine getirmişler. Ve bu projeye ya ferdi olarak, bireysel olarak ya konsorsiyum olarak katılmalarında, ihalelere katılmalarını teşvik etmişlerdi. Muhtemelen önümüzdeki dönemde Korelilerin bu konuda da ilgisini çekebileceğiz. Yani bu salgını geride bıraktıktan sonra Kore ile ilişkilerimizde yapacak çok şey var. Maalesef Profesör Atın'ın dediği gibi kardeşlik, kan kardeşliği bugüne kadar sözde kaldı Sayın Başkanım. Sizin bu konuda güçlü desteğinize ihtiyacımız var. İş adamlarımızın daha büyük ilgisine ihtiyacımız var. Burada bir uygun ortam var ama bizim de Kore'yi daha iyi çalışmamız, buraya yönelik daha sabırlı bir yaklaşım sergilememiz, buranın bize sağlayabileceği artı değerden daha fazla istifade edebilecek ortamı bizim de sağlayabilmemiz gerek. Ben de bu noktada durmak istiyorum ve olabilecek soruları da cevaplandırmaya hazırım. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Büyükelçim. Kapsamlı bir değerlendirme oldu. Ben izninizle kapanışa doğru gelirken tekrar Roma'ya dönmek istiyorum. Sayın Murat Salim Esenli, kendisinden tabii çok farklı şeyleri, o kadar çok sorular sorulmuş ama İtalya-Avrupa ilişkileri, AB'nin geleceği gibi konulara girmek belki bugün itibariyle ne kadar doğrudur bilmiyorum. Sadece katılımcıların bilmesi açısından biz bu soruların tümünü büyükelçilerimize de önden sizden gelenleri paylaştık. Hatta şu anda da sorulan spesifik firma bazında özel sorular var. Onları büyükelçilerimize sadece o firmanın ilişkilerini ilgilendirdiği için ayrıca ileteceğimizi de ifade etmek isterim. Ben bu çerçevede benzer değerlendirmeyi bilmiyorum. Türkiye-İtalya ilişkileri benim açımdan bakıldığında İtalya-AB ilişkileri de elbette önemli ama ondan çok daha öne çıkan bir perspektifte. Buradan bakarak değerlendirmeler için tekrar sözü size bırakıyorum Sayın Büyükelçim. Buyurun. Sağ olun Sayın Başkanım. Belirttiğiniz gibi aslında Türk-İtalya ilişkileri ekonomik alanda son derece birbirine girift vaziyette cereyan ediyor.
2018 yılında ikili ekonomik ilişkilerimizde, yani özellikle ticaret hacmimizde 20 milyar dolar noktasındaydık. Fakat 2019'da küresel yavaşlama ister istemez bizim ticaretimizi de menfi şekilde etkiledi. 18 milyarla 2019'u kapadık. Fakat çok ilginç bir gelişme yaşadık. Bu kapanış aşamasında Türkiye ilk defa olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya ile ticaretinde yaklaşık 800 milyon dolarlık fazla verdi. Bu da aslında bizim geçen zaman içerisinde ekonomimizin ne kadar güçlendiğinin bir de işareti. Tabii iki ülkenin birbirine inanılmaz derecede bağımlılığı var. Türkiye'deki üretilen bazı ara mallar buraya geliyor. Burada malın tamamlanmasına ve buradan da özellikle Almanya ve Avrupa'nın başka yerlerine ihraç edilmesine yarar sağlıyor veya bunu sağlıyor. Bunun ötesinde bir de şeyi gözlemliyoruz. Tabii İtalyan şirketlerinin Türkiye'de yaptıkları yatırımlar. Bu da oldukça göz doldurucu. Toplamda 2002 yılından bu yana İtalya'nın kendi kaynaklarından görebildiğimiz 5.3 milyar avroluk bir yatırımı söz konusu. Burada malumunuz ortak altyapı ve üst yapı projeleri var. Bildiğiniz gibi hem 3. Boğaz Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hem Orhan Gazi Köprüsü, Ankara'daki sağlık kampüsü, yani bir sürü mega projede de İtalya ile ortak işbirliğimizin meyvelerini aldık. Şimdi bunu tabii ileriki aşamada hangi süratle tekrar bu noktalara getirebiliriz? Bu kritik bir soru. Benim gözlemim belki bu biraz vakit alabilir. Çünkü en kritik konulardan bir tanesi şimdi İtalya'nın biraz önce arz ettiğim bu büyük projeleri ve büyük fonları açması sonrasında ekonomi ne duruma gelecek? Özellikle ülkemiz tabii bu süreçten nasıl çıkacak? Çevremiz bu süreçten nasıl çıkacak? Bütün bunların hepsi bence gideceğimiz istikamet bağlamında belirleyici olacak. Bir ikinci husus da tabii hep sanal ortamdan bahsediyoruz ama sonunda iş gelip eskiden babadan kalma usullere dayanıyor. Yani bir yerde üretimi yapılması, üretilen malın bir yere intikal ettirilmesi ve bir şekilde de satışa sunulması lazım. Bütün her şeyi e-ticaret üzerinden yapabilecek noktada mıyız? Hayır. Mağazaların açılması lazım. İnsanların kendilerini ekonomik olarak alışveriş yapacak güçte görmeye başlamaları lazım. Yani bugün içinde bulunduğumuz durum itibariyle oldukça kompleks bir ortamdayız ve zamanla bunlar netlik kazanacak. Çok bilinmeyenli bir denklemle karşı karşıyayız. Tabii bu süreç bizim İtalya ile turizmimizi de menfi şekilde etkiledi. Son iki senede İtalya'dan Türkiye'ye %38'er oranda turist çekmeye başlamışken ve 156 seferimiz varken Türk Hava Yolları ile ve diğer bazı kuruluşlarla bunların hepsinin durması bizi menfi biçimde etkiledi. Öte yandan işbirliği alanında artık şimdi en çok konuşulan konu belki ticaret, ekonomi değil ama sağlık alanında da işbirliği. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan Conte'yi arayarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de bu görüşme sırasında Conte İtalya'nın yaşamakta olduğu bu tecrübeyi Türkiye ile bütün detaylarıyla paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi ki bu da bence önemli. Ayrıca Sayın Bakanımız da mevkidaşı Di Maio ile çeşitli vesilelerle görüştü ve görüşmeye de devam ediyor. Tabii İtalya ile bu yakınlığımız yeni bir boyut kazandı bu sağlık boyutuyla. Benim düşüncem özellikle sağlıkla ilgili çeşitli araç, gereç, koruma malzemesi üretiminde birlikte yapacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim tabii şirketlerimizin de ne kadar hızlı hareket ederlerse, ne kadar çabuk bu gelişmeler ayak uydururlarsa o kadar uzun süre idame ettirebileceklerini kendilerini düşünüyorum. Mesela bir tekstil şirketimizin süratle maske üretebilecek konuma gelmesi, bir mekanik şirketimizin ve motor yapabilen bir şirketimizin belki süratle solunumlu vantilatörü yapmaya yönelebilmesi. Şimdi bütün bunlar belki çok zor gibi gelse bile bu sürat Türkiye'nin bu sınamadan hangi şekilde çıkacağını belirleyecek.
Ve ben biraz daha geriye giderek insanlığın ilk yaşadığı kriz değil, muhtemelen yaşayacağı son sağlık krizi de olmayacak. Vebaya baktığımızda 1343'te başlıyor, 1800'lere kadar aslında dönemsel olarak devam ediyor ama en yoğun yaşandığı şeyden sonra, birkaç yıldan sonra yeni güçler ortaya çıkıyor. Arkasından baktığımızda İspanyol gribi diye adlandırılan 1918'deki yaşanan durum. Onun sonrasında da çok büyük değişiklikler görürüz. Tabii hepsini sadece virüse bağlamak da doğru değil ama virüsle beraber gelişmeler yeni güçlerin ortaya çıkmasını beraberinde getiriyor. Ve SARS da malum, SARS sonrası da Çin'in çabuk toparlanması istemez bugün baktığımızda dünyanın ikinci ekonomik gücü olmasını da beraberinde getirdi. Yani bu sınamadan kim güçlü çıkarsa bence dünyadaki konumu da o oranda yükselmiş olacak diye düşünüyorum. Bir de bizim belki kalıplaşmış yapılardan da biraz daha hızlıca sıyrılmamız lazım. Mesela bugün Türkiye'de askerlik eğitiminde geleneksel bir askerlik eğitimi veriliyor. Fakat bu yaşadığımız tecrübe ışığında belki askerlik eğitiminin tıp odaklı bir askerlik eğitimi de olması lazım. Rezervdeki askerlik eğitimini almış olan insanlarımızın olağanüstü bir halde süratle çağrılıp böyle bir konuda yardım edebilir konuma getirilebilmesi bence ileriye dönük de iyi bir hazırlık olur diye düşünüyorum. AB-İtalya ilişkilerine gelince daha önce de bahsettim, tekrar etmek istemiyorum ama burada baktığımızda AB'ye yönelik bir güvensizlik var, bir isteksizlik var. Çünkü aslında İtalya sadece bu virüs bağlamında İtalya ile bir sorun yaşamıyor. Geçmişte göçle ilgili olarak da yalnız bırakıldığını düşünüyor. Ben tabii bu bağlamda G20 zirvesi sırasında Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nün ifadelerine geri dönmek istiyorum. Çok haklı diyor. Hepimiz aynı teknedeyiz ve bu tek bir ülkenin başa çıkabileceği bir sınava değil. Herkesin bu mücadelede elini taşın altına koyması lazım. Biz bu zihniyetle zaten birçok konuya baktık. Göç krizi de olsun ve hala da bakmaktayız. İnşallah bu bilinçlenme dönemsel olarak bazen çok bireysel bakabilen Kuzey Avrupa ülkelerinde müsbete doğru evrilir. Çok teşekkürler Sayın Büyükelçim. Görünen o ki biz bu oturum için 1,5 saat ayırmalıymışız. Öyle görünüyor. Katılımcılarımızın zaman programları açısından da çok ilerletmek istemiyorum. İzninizle şöyle bir değerlendirmeyle kapatmaya gayret edeceğim. İnşallah ölümcüllüğü noktasında daha önceki veba ya da İspanyol gribi boyutlarında olan bir salgın olmayacağını düşünüyoruz. Ama muhtemelen bundan sonraki hayatımızda bir milat olacak. Covid öncesi veya sonrasında yemek yeme alışkanlıklarımızdan tatil yapma alışkanlıklarımıza, eğlenme alışkanlıklarımızdan teknoloji kullanma alışkanlıklarımıza, aile ilişkilerimizden yatırım alışkanlıklarımıza, hatta uyku alışkanlıklarımıza kadar yeni bir döneme gireceğimiz bir süreci yaşıyoruz. Öyle görünüyor. Biz bu çerçevede iş dünyası açısından bakıldığında da bugüne kadar önce insanımızın sağlığı tartışmasız ama onun yanında da işletmelerimizin faaliyetlerinin sürdürülmesine de gayret edeceğiz optimal bazda demiştik. Şu ana kadarki süreçte doğru gittiğimiz kanaatindeyiz. Bu ve benzeri programlara devam edeceğiz. Sadece bir bilgi, çarşamba günü de Amerika'dan iki konuğumuz olacak. Sayın Gökhan Hatamışlıgil ve Daron Acemoğlu'nu da iki ayrı disiplinde onları benzer bir çerçeve içerisinde yine üyelerimizle buluşturma imkanımız olacak. Sorularla ilgili arkadaşlarımıza, katılımcılardan gelen sorularla ilgili tekrar hatırlatma yapayım. İsimleri ve konuların detaylarıyla Sayın Büyükelçilerimize onlar taranarak iletildi. Şu anda program devam ederken de bana iletilen sorular var. Onlar da spesifik olanlar da kendilerine iletilecektir diyorum. Ama takdir ederseniz böyle bir programda da ancak bu kadar bir değerlendirme olabilir. Belki son bir kapanışa ilişkin şunu da söylemem gerekirdi diyorlarsa Sayın Büyükelçilerim, birer dakika onlara tekrar elbette söz veririm. Bu çerçevede de programı kapatmak istiyorum. Varsa sözleriniz alayım, yoksa herkese teşekkür edeceğim tabii ki. Buyurun Sayın Büyükelçim. Çok güzel söylediniz Nail Başkanım. Çünkü hani bunun
İşte bundan sonraki hayatımızı nasıl programlayacağız vesaire. Geçen gün yani ben de şunu düşünüyorum. Yani ticaret tabii yani muhakkak çok çok önemli ama insan sağlığından bahsediyoruz. Ve şu an içinde bulunduğumuz durumdan da bence herkesin kendine ait de bazı dersler çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir virüs dedik, tedavisini bulamadığımız bir hastalığı dünyayı neredeyse kapatma, shutdown noktasına getirdi. Seyahatler durdu, büyük şirketler ciddi sıkıntılara girdi. Yani uzaya yolcu transferi, yolcu başlatacağımız, uçan arabaların hayatımıza ne zaman gireceği, yapay zeka, işte baş döndürücü teknolojik konuları konuşurken şu an Instagram'da işte diğer bütün sosyal mecralarda en hit dolaşan video ellerimizi nasıl yıkamalıyız? İnsanlık bunu öğrenmeye başladı. Yani buradan aslında hepimizin bir ders çıkarması gerekiyor. Kişisel muhasebe yapması gerekiyor. Bu kadar dünyayı aciz duruma düşüren bir virüs karşısında, bir hastalık karşısında insanoğlunun geldiği noktayla aslında çelişen bir şey yaşıyoruz. Ondan da büyük dersleri hepimiz adına, herkesin kendi adına ve daha sonra toplumu ve ülkesi adına çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Ve tekrardan böyle bir yayın için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçilerime ve bizi izleyen herkese saygılarımı sunuyorum. Diğer büyükelçilerimiz son bir söz almak isterler mi kapanış için? Sayın Başkanım. Buyurun. Evet. Şimdi bana yöneltilen sorulardan biri de burada COVID-19'la mücadele bağlamında Kore'nin aldığı tedbirleri hükümetimize yansıtıp yansıtmadığım, hükümetimizin buna ne cevap verdiği yönünde bunu soran arkadaşlarımızı temin etmek isterim. Biz düzenli olarak hem olay bazında hem de günlük, haftalık, aylık olarak bütün gelişmeleri, alınan bütün tedbirleri tabiatıyla Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla Sağlık Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığımıza kadar bütün mercilere iletiyoruz. Tabiatıyla hükümetimiz de burada alınan tedbirleri muhtemelen dikkate alıyordur. Sizin çok isabetle belirttiğiniz gibi bu salgın hepimizin, ülkemizin ve dünyanın bakış açısında bir milat oluşturacak. Hepimiz kendi iç dünyalarımızda, mesleğe bakış açılarımızda, yaşama bakışımızda her konuda bir yeniden değerlendirmeye gideceğiz. İnşallah bu değerlendirmeler sonucu şahsi mutluluğumuz ve ülkemizin refahı, esenliği, mutluluğu da artar. Dünyanın barışı, huzuru ve mutluluğu da artar. Sonuçta bu kadar savaşmaya gerek olmadığı, insanlığın küçük bir virüsle çok kısa sürede yok olabileceği gerçeğini de hepimiz hep beraber görmüş olduk. Bu programı düzenlediğiniz için size ve DEİK'deki çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ederim. Biz burada akşam oldu, bizim hava karardı. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Buyurun Sayın Büyükelçim, Roma ile kapatalım. Ses kapalı. Evet, güneş doğudan doğdu, batıya doğru geliyor. Ben de sizlere böyle bir program düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca büyükelçilerime de sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Kesinlikle söylediklerine katılıyorum. Burada tabii bireysel sorumluluk son derece kritik. Çünkü ben bu krizi başından itibaren çok yakın yaşıyorum. Ve başta kuzeyde hafife alınması bu virüsün maalesef belki bugün gelinen boyutta belirleyici oldu. Şu anda tabii herkes harfiyen kurallara riayet ediyor ama ülkemiz açısından Sağlık Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın bütün yaptığı uyarılara lütfen harfiyen riayet edilsin. Çünkü hakikaten bireysel bir sorumluluk taşıyoruz. Bu bireysel sorumlulukta bir ihlal yüzlerce, binlerce insanı etkileyebilir ve bu da bizim açımızdan tabii istenmeyen neticeleri beraberinde getirebilir. Bunun ötesinde tabii paniğe kapılmamak da çok önemli. Özellikle mağazalarda bu panik alışveriş, panik gıda alışverişi son derece üzücü. Çünkü ister istemez başka birinin hakkına da mani olunuyor. Onun için esasen gıda akışında bir sıkıntı yok. Bence küresel boyutta daha. Ve inşallah bunun böyle devam etmesini umuyoruz. Bizim buraya doğru gelen şoför kardeşlerimizin bazı yaşadığı sorunlar var.
Bunları aşmak için çaba içerisindeyiz. Çünkü İtalya ile bağlantılarda sıkıntı yaşanıyor. Benim burada naçizane telkinim, buraya tır kamyonlarını getiren şoför kardeşlerimizin dönüşlerini belki aynı gemilerle, o gemilerde kameralar varsa sağlıkla ilgili bütün tedbirler alınarak yapmaları isabetli olabilir. Çünkü uçuşlarla ilgili sıkıntıların önümüzdeki günlerde devam edeceğini anlıyoruz. Ve bütün ekibinize, size Sayın Başkanım ve bu faaliyeti takip edenlere sağlıklı günler diliyorum. Ben de herkese tekrar teşekkür ediyorum. Başta Sayın Büyükelçilerimiz olmak üzere ve programda bizi izleyen yaklaşık 300 kişilik katılımcılara, DEİK'teki çalışma arkadaşlarımıza. Eskiden olsaydı çok klasik bir cümle olurdu ama şu anda çok ihtiyacımız olan bir cümle. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere diyorum. Herkese iyi günler. İnşallah. Tabii doğu tarafına iyi akşamlar.